Aykut şöyle devam edelim. İnternette bir kent kurdun. Yalnız şehre giriş otoban ya da köprüye geçiş gibi ücretli usta. Ücretli abi, evet. Anladın mı? Yani gişede de duruyorsun orada böyle tipik bir gişeci suratıyla. Şaka bir yana. Neden ücretli? Ya her şeyden önce şöyle. Gerçekten çok büyük emek ve para harcandı o site için. Bir kent kuruyorsun tabii. Kesinlikle. Bir belediye altyapısı bilmem ne gereklidir diye aynen, düşünüyorsun. Aynen öyle. O birincisi. Tamam. İkincisi de biz sadece bir site kurup İnsanlara hadi bakalım ne yapıyorsanız yapın diye ortalığa bırakmadık. Sonuçta sitenin ihtiyacı şöyle çıktı. Çok insanla tanıştık. Ay işte ben çok pozitif olmak istiyorum. Ben bunları öğrenmek istiyorum ama etrafımdaki herkes lanet. Hı hı. O kadar çok şey geldi ki böyle ya dedik biz o zaman herkesi bir yere toplayalım. Biz de orada Esra ile zaten oraya biz hani evet site deniyor ama biz hala aramızda oraya okul demeye devam ediyoruz. Ayra şehri değil mi? Ayra şehri. Ayra şehri. Ayra nedir abi? Aykut Esra. Ha, çok yaratıcıymış. Ya ben beğenmedim. Ben, yok hayır şeyden dolayı yarışıyorum. Yemin ederim. Yani şimdi Aykut yıllardır arkadaşım ve utanıyorum sormaya. Ya bunun mutlaka bir anlamı vardır. Hani şeyde Google'da orada burada aramam lazım, öğrenmem lazım ve az bir felsefeyle gitmeyeyim adamın karşısına. Hayır belki yani çok felsefik bir filozofik bir laf çıkabilir. Aykut Esra mıydı? Evet. Benim üyeliğimi iptal eder misin? Bana dememiştin ki zaten. Aa, tamam. Giderek çirkinleştik. Doğru diyorsun. Böyle bir şey ödeniyor. Kesinlikle ve biz oradan gelen, üyelerimizden gelen sorulara video bültenlerle cevap veriyoruz. Ayrıca sırf video bültenler veya cevaplar da değil, kendi aralarında chat odaları var. Çok kaliteli, çok gerçekten güzel bir üye profili oluştu. Laf diyorlar kendi aralarında da. Kesinlikle. Ayrıca online egzersizler yapabiliyorlar. Müthiş. Yani olay şu, ben bir tek bir siteye üye olayım, hadi bakayım ne oluyor. Yok, öyle bir şeye zaten o parayı vermeye değmez. Kaç lira aylık ki? 60 lira. Aylık mı 60 lira? Suda mı ucuz? Çok güzel bağladı. Harika bağladı. Bizim sporun geleceği şöyle. Harika bağladı. Peki bir şey söyleyeceğim. Bedava ya bu hizmet için bedava. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi buraya girdik. Koca bulabiliyor muyuz? Yani abi en çok gelen soru. O hizmet 100 dolar. Oy Allah. O zaman paralar. Pardon ya. Çok özür dilerim. Ayrı şehrin mutluluğu kapısı ama bunu kabul edelim. Fakat biz sana bugün Arge için bir takım ipuçları da veriyoruz yani. Hani aç böyle odalar. Değil mi? İnsanlar mutlu olsunlar. Çok kısa torpil. Hiç. Valla sonunda evlilik programı yaptıracak ha değil mi sonunda? Çok yakında bir ulusal kanal. Neyse aslında izdivaç programı değil ama çok yakında bir ulusal kanalda program başlıyorsun. Burada evet, ne anlatıyorsun? Esra ile. Ya gülmeyin. Artık kimse ciddiye almıyor. Kimin elinde o cümle? Bu efek. O şu anda tam hakikaten torpili buldu. Orada ne yapacağız? Programla bu konular. Eskut koysunlar bari. Şimdi birlikte amacımız gülerek, eğlendirerek bir şekilde bu konuları pratiğe indirtip insanlara aktarmak. Bakalım şimdi işte biraz ortalığın ılınmasını bekliyoruz. Hazırlıklara biz başladık, devam ediyoruz. Umarım yakında sana rakip olacağız. Aynı öyle saatte. De terbiyesiziz yani. Çok enteresan. Programını gel mi koyduk biz? Adında koydunuz, müzikleri de sen önerdin. Eskut koyacağız onun adında. müzikleri de sen yapacaksın ha, çok güzel. Ve eminim ki Ayça'nın da bir bölümü olacak içinde. Şaka bölümü. Ve nasıl bir şebekeyle karşı karşıyayım. Müzikler de burada değil mi? Bu geceden sonra Ayça'nın artık yeni programı Sudan Ucuz. Sudan Ucuz. Bölüm bedava. Ayça sen de bir ara televizyondaydın. Kesmedi mi televizyon? Yani, hani hangisi daha iyi? Çünkü köşe yazarlığı yaptın Radikal'de çok uzun süre. Şimdi hala Taraf Gazetesi'nde yazıyorum. Tamam ne bağırdın? Tamam. Allah Allah. Köşe yazarlığı yaptın. Bir... Halen daha. Buldun çocuğu bağırıyor. Ben Taraf'ta yazıyorum. Sen ne diyorsun ya? Bir yandan radyo ve işte bir de televizyon şeyi var. Yani işte bu hani medya mecrası da bu kadar zaten. Blon falan da vardır senin şimdi onu bilmiyorum. Varsa bağır benim suratıma. Şey diyor, hangisi tam karşılıyor insanı? Yani hani tam mutlu eden hangisi oluyor? Senin ne bileyim profesyonel soru sorusun geldi. İkisi, radyo tabii benim artık hani şey altın bileziğim gibi bir şey. Ondan sonra televizyon da yaptığım uzun dönem yaptığım zamanlar oldu. Yapmadığım zamanlar oldu.
O da zevkli, o da güzel. Eğer yani zevk zaman alıyorsan zaman. Hepsi zevkli. Abi şey güzel yani. Hani televizyondaki enerjisi çok güzel. Yani iyi enerji, kötü enerji fark etmez. Enerji enerjidir yani sonuçta. Evet, evet. Televizyonla olur, olur. Olur yani. Şimdi bir televizyon programı da yap, olur mu? Tamam o zaman. Tamam, verdin kendine. Mesut yerden torpilim var oğlum. Peki bir şey söyleyeceğim. Burhan abi sesin güzel. Bunu biliyorlar yani yakın dostlarım da biliyorlar. Zaman bir vokal albüm yaptın mı hiç? Yaptım. Yaptın. Güzel. Evet. Mesela İyi Ezan Okurum da diyorsun bir demecinde gördük ve İyi Ezan Okurum evet. Yurtdışında vokaller. Sadece iki makamda daha iyi okuyabiliyorum biliyorsun. Sabahları sabah makamında da. Evet. Öğleden sonraki ikinde de şey okuruz. Hicaz. Hicaz. Onlara daha hakim. Sabah makamını bilirdim ama Hicaz'ı bilmiyorum. Hicaz hakikaten şeyde ezanda. Tabii beş ayrı makamda okunur aslında. Beş ayrı makamdır tabii. Yani. Bu benim tamamen şey yani ben. Orijinal odur ve o kadar uzun da okunmaz. Bir gün mesela ben Marrakeş'teydim ve adamlar orada aslında ezan bir şey formu, çağrı formudur. Yani gazel atar gibi okunmaması lazım. Ha. Yani benim çok beni yakından ilgilendiğim bir konudur yani. Anladım, uzadıkça biraz şeyinde acemi oldu. Sadece işte çağrı formudur. Fazla da uzatıldığı zaman lüzumsuz, gereksiz hançereler, gırtlak nameler yapıldığı zaman o ilahi, ruhani havayı zedelememek lazım. Biraz da hoparlöre bağlarsan ki tabii o tamamen çok daha yapıyor filan. O da önden evet yapıyor filan. Ya şimdi yani anladım. Çok şey olması lazım. Peki yani Türkiye'de anlamda. Böyle vokalli bir albüm yapacak mısın? Genelde çünkü bir fasıl müziğini çok seviyorum. Yaşa kendime ya. Bir fasıl grubu kurmak üzereyim yapacağım. Öyle mi? Ve bak, beş ayrı bu. Makamda mesela şimdi mesela hep piyasada şu anda ve ortada çalınan eserlerin çoğu ya Kürdili Hicazkar makamında ya Hicaz ya Nihamet. Ama o kadar güzel makamlarımız var ki onlar unutulmak üzere. Tabii hepsi çok düzumsuz makamlar da var. Terkip edilmiş zamanında. Ama şimdi mesela şeyle başlamak istiyorum. Hüzzan faslıyla. Ondan sonra Hicaz, sonra Nihamet, sonra Kürdili Hicazkar. Belki de sonunda Uşak. Uşak biraz da daha trajedik bir makam. Çünkü abi Uşak, o gece bitmez seni dinlediğin. Çünkü katil Uşak. Uşak'mış o yüzden. O Uşak trajik tek şeyli. Tek şeyli o. Tek şeyli. Yani şimdi bunlar tabii çok teorik detaylara girersek kafanızı karıştırabilir. Ama sıkı iş olacak evet. Kesin. Ne ya zaman bunu ben ticari amaçla yapmayacağım. Yok, çünkü tamam. Çok tamamen ahşap enstrümanlardan oluşan. Ama içine batı enstrümanı da koyacağız mesela piyano onu da ben çalacağım. Piyano, violonsel yani çelo koyacağız. İki bir viola bir keman birinci keman olacak. Tam şeyi ve bozmaz kesinlikle mı? Yani tamam. Hayır. Çünkü hepsi akustik enstrüman. Akustik gitar da koyacağız. Cümbüş koyacağız. Çünkü cümbüşün yeri çok ayrıdır fasılda. Yani ut da olacak ama cümbüş de olacak. Ut, çünkü anladım. İnce sazda cümbüşün yeri çok ayrı. O ayrı bir lezzet veriyor. Bir şey çok var. Metal sesi, tınısı. Ve yüksek volüm haznesiyle biraz daha dikkat çekiyor. Yani çünkü ve fasılda darbuka pek çalınmaz, def çalınır. Fasılı yöneten de hanendedir ve def çalar aynı zamanda. Yani biraz daha eski geleneği muhafaza etmek istiyorum. Ben burada kesinlikle ticari kaygımız yok yani. Ya muhteşem bir şey. Böyle 15 kişilik bir ekiple inşallah ama tabii çok zor bir şeydir, tarzdır fasıl. Türk musikisinin bence en güzel müzik formlarından bir tanesidir. Maalesef pek fasıl söyleyen. Biz pek Nevizade'den alışık olduğum için galiba tam Nurettin o tarzı yakalayamadık. Nurettin Çelik ismini zikredeyim burada. Nurettin Çelik üstad, büyük üstad. Şu anda fasıl musikisinin en zengin yani repertuarına sahip bir zatı muhteremdir. Umarım hayattadır. Yani eskiden Bekir Sıtkı Sezgin Hoca vardı merhum rahmetli. Daha çok şeyler söyleyebiliriz. Yaylı tamburu da koyacağız. Rahmetli Ercüment Batanay. Yaylı tamburun piri. Pir tabii. Ama zaten yaylı tamburu çalan çok az üstadlarımız var maalesef. Geleneklerimiz, enstrümanlarımız yaylı tamburu, mızraplı tamburu bilen yok. Doğru. 70'lerde bilin. İnanılmaz fasıl albümleri ya, yapılmış yalnız. Hatırlatması lazım. Bu İşini bakın iş. Ben Batı klasiklerimiz içinde yaşayan biriyim, icra edenim. Ama bir Türkiye'li olarak önce kendi kültürümü, müzisyen olarak kendi müziğimi çok yakından tanımalıyım ve bilmek zorundayım. Bilmek zorundayım diyorum. Bana yabancılar öyle sorular soruyorlar ki
onları ikna edecek şekilde bir kültüre, altyapıya sahip olmalıyım. Eğer çünkü ben Lay Lay Lom tüketim müziği yapan biri değilim. Ciddi duruşumla, ciddi müzik kültürümle, bilgilerimle o insanları eğlendirmek değil, o insanları çok güzel şeylere ikram ederim ve bize olan saygınlıkla ilgileri daha da o oranda artar ve bizi daha ciddi alırlar. Kültürel ve sanatsal hassasiyetlerini teşvik ederiz, arttırırız. Bence önemli bu, bunlar öncelikli olmalı. Yetenekleri yol açmak da en azından önemli. Evet. Peki yavaş yavaş toparlıyoruz. 23.45'ten bu yana ağırlıksız konuştuk ve sevgili konuklarımdan bakın bu gece ne manşetler çıktı. Ve Aykut Oğuz, evrenden torpilli olduğuma bakmayın, 5 paramın kalmadığı, sokakta yattığım, 150 kilo olduğum zamanlarda oldu. 6 ay kadar dinlenme sürecimde en çok nasıl koca bulurum diye sordular. Vallahi ben kolay buldum ama kişisel gelişim bir konken partisi değildir diyerek durumu özetledi. Biz de yeni kitap Aykut'un bu olsun mesela, böyle bir paragrafta bitirelim. Evet, sıradakini alıyoruz. Ayça Şen. Çocukken astronot olmak isterdim. Kendime rezil olmamak için albümümün ismi astronot oldu. İstismar konuları hariç her şey makarama dahildir. O değil de kişisel gelişimle ilgili yaptığım yorumlar arkadaşlarının dalga geçmiş midir ya diyerek de gecenin sorusunu sordu. Bravo, yarın alırsın bunun yanıtını. Devam ediyoruz. Burhan Öçal, sürekli ayağımı kırıp davul çalamadığım için kendimi darbukaya verip baş solistim yaptım. Radikal bir insanım. Hayatımı şansa bırakmam. Dışarıda da pek et yemem. Bu arada emniyet şeridi miydi, istimlak şeridi miydi emin değilim. Yolun sağ şeridini kullananlara da çok sinirleniyorum diyerek geceyi özetledi ve sıradakini aldım. Hakan Eren, beni pek görmezsiniz, ben yaptığım işlerle tanınırım. Bu yüzden en çok o sen misin sorusuyla karşılaşıyorum. 45'likler aldı başını gitti. Şimdi kafayı gazinoya taktım. Çok az satan albümlerinde koleksiyonumda yerleri hazırdır. Bu arada evde olanları hiç dinlemem. Diyerek de gayet güzel bir şekilde özetledi. Dünya üzerindeki benzerlerinizi aradık ve bulamadık. Ama bir deneyeceğiz şansımızı, bakalım hakikaten benzemişler mi? Ve gecenin benzerleri, ilk benzerimiz geliyor. Aykut Oğuz, Daren hocası. Hocası Daren, hocan değil mi bu? Evet. Ben böyle bir adam olacaksın yaşlanınca. Böyle saçlar da yaz filan. 89. Ama bu 65 yaşında çekilmiş hali. Baba yalnız torpilin kralını bulmuş ki baksana Rockefeller gibi duruyor. Demek ki para yapacaksın o zaman. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, sıradakini alalım. Ayça Şen, evet. Ya ne yaptık ettik, kızı sana benzetmeye çalıştık, bu kadar benziyor. Evet. Zinya Mert olmuş ablanın adı, idare ediver. Uzay yolunda oynuyor. Uzay 1999'da yani. Selamlarımızı çakıyoruz. Eyvah. Nedir abi? Var mı devamı? Peki alalım. Ayça Şen. Wow. Lauren Graham. Oh, çok para yedirdim bu resmi bulan arkadaşım. Sen ne diyorsun? Ufuk buradan torpilli. Buradan evet biz abi seni tabii senin hocaya benzettiler. Bizim de güzel bir tane geliyor. Sana da istersen bir tane çıkar. Antonio Banderas falan yok muydu çocuk konuşuyordu biraz? Ha şöyle. Evet. Yan resim olarak. Buran Uçan. Hakikaten de benziyor yalnız abi de. Hay Allah ya. Güzel. Evet evet. Bob İkiniz Dynam, de yaş aldıkça efsaneleşiyorsunuz. Giderek yakışıklı adamlar haline geliyorsunuz. Senin abi bir reklamında bir şeyin var. Portland hastayım ona. Bizim şeyin apartmanın şeyinde var hala böyle. 500 metreye 500 metre. Müthiş yakışıklı duruyor reklam o. Tek kare fotoğrafı. Ne gülüyorsunuz vallahi öyle. Devam edelim. Hakan Eren. Güzel. Evet ya, Jason da Amerika'da, Las Vegas'ta mesela, o da kasino işinde. Tamam, o da onu çok sever. Çok değerli bir Hollywood oyuncusu. Ama beni Ralph Fiennes'e benzetirler hep. Öyle mi? Beğenmedin mi? Alalım mı şimdi? Yani Jason pekala, alalım. Değiştirelim. Değiştirelim. Peki, çok teşekkür ediyorum. Şimdi biraz toparlayacak olursak geceyi. Aykut Oğuz ikinci kitabı Ayna 100 binde. Aykut Oğuz'un ilk kitabı Evrenden Torpilim var 1 milyonda. Aykut'un eşinin Esra Bangoğlu Oğut'un Kundalini Yoga kitabı DVD'si, kitap DVD'si
Bayağı bir şeylerdi. Ve sonuç itibariyle bu adam 6 aydır Amerika'daydı. Oradan sepetinde bir şeylerle geldi. Galiba o sepetindeki şeyler de çok yakında raflarda. Çok yakında. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Ya deli misin? Bazen gelsene ya böyle torpil yap bana. Yani arada oraya da oturacaksam hani... Bu çirkinliği sen zaten benim karşımda başka bir kanalda yapacaksın. Çok teşekkür ederim. Birazdan kuliste görüşeceğiz. Tamam. Ayça Şen, her türlü başkansın, reissin, pususun, tam pansiyonsun. Hakara makara kukarasın hatta yani. Hakara makarayız artık. Hakara makarasın artık. Hakara bir sürü makarayız. Öyle gidecek. Hafta içi her gün 4 ve... 7 arası 7 radyoda arası. Ve evet yani trafik şeridini istimlak edenlerinde biliyorsunuz... Her türlü makarasını yapacak. Emzirme şeridi olur. Emzirme şeridi olur da güzel. Bir arkadaşımız diyor bunu. Peki. Buran Öçal, abi neredesin diye sormuyorum. Gelecek bir ayda seni anladığım kadarıyla geçen bir ayki gibi havada göreceğiz yine. Ama şeref verdin. Hakikaten kırmadın geldin. Biliyoruz çok yoğundu programın ama hem beni bir kırmadığın için hem Ufuk'u birazdan ağzını burnunu daha açan için. Çok teşekkür ediyoruz abi. Teşekkür ederim. Bütün sistemleri. Hakan sana başarılar diliyoruz. Belli ki gazinocular kralı olacaksın. Çok teşekkür ederim ama 28'inde biz bütün seyrederlerimizi Bostancı Gösteri Merkezi'ne bekliyoruz. Geliriz herhalde. 11 Şubat'ta da Ankara'ya, Anadolu Gösteri Merkezi'ne. Bir protokol masası yaparsan belki. Yaparız. En faça masa. Ya şu an. Tam, evet, tam gazinocular rojunu kesti. Harika bir, tamam. Harika bir çarşamba gecesini bitiriyoruz. Yarın akşam perşembe. Bilin bakalım yarın akşam ne perşembe. Evet yarın akşam bizimle. Yavuz Bingöl olacak bizimle. Gürgen Öz olacak uzun zaman sonra bizimle. Ceyda Ateş olacak uzun zaman sonra bizimle. Bir de sürprizimiz olabilir, ona bu akşam karar vereceğiz eğer olursa. O da efsane olacak. 23.45'e görüşmek üzere yarın akşam. Hoşçakalın.